Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Şu anda herkes Murat'ın durumuna odaklanmış ve Murat'ı iflastan kurtarmak için elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tabi bunların başında Nazlı var. Nazlı yazdı, sattı. Asude ise elindeki mücevherleri satıp Murat'ı bu durumdan kurtarmaya çalışıyorlar. Tabi Murat da Nazlı ile annesinin yaptıklarını öğrenince fazlasıyla duygulanıyor ve onlara karşı olan sevgisi tabii ki kat kat artmaya devam ediyor. Ancak Murat'ın kafasını kurcalayan gerçekten çok deli sorular var. Bunlardan biri de iş adamları neden teklifini kabul etmedi deyip düşünüyor. Tabi Ceyda da bu arada boş durmadığı için Murat'ın başına bunlar geliyor. Ceyda Murat'ın bütün olumsuzluklarını karşı tarafa yani şirketlere yansıtmış durumda. Şirketler de tabii ki Murat'ın bu olumsuz durumlarına karşı Murat'a güvenmemeye başladılar. Bunların hepsi Ceyda'nın başının altından çıktığı için şu anda Murat bunların farkında değil, ancak birileri bu işe taş koyuyor gibi düşüncelere kapılmıştır. Kenan ise Ceyda'nın yaptıklarından dolayı oldukça tedirgindir, çünkü artık yakalanmaları an meselesi. Bu durumlar ortaya çıktığında Kenan da Ceyda da fazlasıyla zarar görecekler. Tabi Murat onları araştıracak, neden teklifleri kabul edilmedi diye. İş adamları ve o toplantıya katılan kişiler bu durumu bir şekilde söyleyecekler. Yani anlayacağınız, Ceyda'nın artık yakayı ele verme zamanı geldi. Diğer taraftan Furkan ile Ela cephesinde de işler karışık. Burcu fazlasıyla onları rahatsız etmeye başladı. Artık Furkan bunu görmesi gerekiyor. Ela da çok üzülüyor. İyi seyirler.